Ve Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yaptırılan Ordu Top Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Bu Hollanda ortaklı bir projemizdi. Burada öğrenme güçlüğü çeken, burada da şimdi yaklaşık 100 öğrencimiz yine mesleki eğitimle ilgili zenginliği artırıcı, kaliteyi artırıcı bir çalışmanın yapılacağı bir mükemmel bir eser olarak ortaya çıkması hepimizi mutlu ediyor. Emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza, başta Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı'nın kardeşimiz olmak üzere, Mutlaklı Savcılık olmak üzere, başkanımıza, hocalarımıza, sizlere milliyetin adına teşekkür ediyoruz. Bu fırsatı bize veren Cumhurbaşkanımıza ayrıca saygılarımızı sunuyoruz. Böyle güzel bir ortam çok şükür bize hazırlandı. Şimdi bize kalan şey çalışmak. Burayı doldurmak, kapasiteyi tam olarak kullanmak ve ordunun, bölgenin, ülkenin zenginliğine zenginlikler katmak. Geçen sefer geldiğimde gözlerim dolmuştu. Başarılarımızı görünce çok kıymetli hocalarımızın, öğrencilerin başarıları hakikaten insanın göğsünü kabartıyor. Biz de ben de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, eski bir bakan kardeşimiz olarak ben de hayatımı sizlere vakfettim. Yaşamın bundan sonra kısmını diye hediye ettik. Çalışacağız, gece gündüz çalışıyoruz. Bu arada bizim yapacağımız şey düşünen, üreten, yarışan ordunun içinde projeler düşüneceğiz. Bunları üreteceğiz ve yarışacağız. Çok büyük potansiyel var orduda. Yani Karadeniz'de. Yani baktığımız zaman bir dakika boşumuzun olması lazım. Mesela isterseniz fındık kurutma makinesi yaparız. İsterseniz toplama yaparız. İsterseniz rüzgar türbünü yaparız. İsterseniz araba yaparız. İsterseniz sayaç yaparız. Yani yapamayacağım şey yok. Burası aynı zamanda fabrika. Yani hem üniversite, hem lise, hem okul, hem değer zincirlerinin oluşturduğu bir emek merkezi. Onun için çok kutsal bir yer burası. Onun için arkadaşlar biz bu çalışmaları birlikte yapacağız.